Evet arkadaşlar, bugün pazar günü ama gördüğünüz gibi sokaklarda yine bir kalabalık var. Yani hafta içi bir motosiklet sürdüm, biraz araba sürdüm. Ama gerçekten insanlar akşam sokağa çıkma yasağı olduğu için insanlar herhalde bütün gün içinde işlerini halletmeye çalışıyorlar haklı olarak. Ve gerçekten trafik acayip yoğundu. Yani hiç bu kadar İstanbul'un yoğun olduğunu hatırlamıyorum. Ya bir insanlar geldi, bir şey oldu, okullar kapalı herhalde onunla alakalı ya da başka bir şeyle alakalı. Hayatımda hiç bu kadar kalabalık olduğunu hatırlamıyorum İstanbul'un. Bugün pazar günü, insanlar normalde tamamıyla kapalı, yani sokağa çıkma yasağı var deniyor ama insanlar yine yolda gördüğünüz gibi bazı belgelerle çıkabiliyorlar sokağa Türkiye'de. Hollanda'da daha farklı tabii bu konu. Orada sadece kapalı alanlarda, markette, bakkalda sokağa çıkmak, maske kullanıyorsunuz. Belli bir dönem, yanlış yerde bekliyormuşum ya, neyse düz gideceğim. Burada sıkıntı olmaz böyle şeyler. Burada şöyle bir şey duydum. Biraz uzun süredir gündemden uzaktım. Burada alkolü bir ara yasaklamışlar. Onu söylemek istiyorum. Onunla alakalı bir şey söylemek istiyorum. Bir ara parti yapmasın diye sanırım milletin alkol almasını Hollanda'da da yasakladılar. Koronadan dolayı. Korona dönemlerinde akşamları 9'dan sonra yasaktı Hollanda'da da. Burada da bir yasaklanmış alkol. Tam kesin şeylerini bilmiyorum, detaylarını bilmiyorum ama burada bayağı bir tepki almış o muhabbet. Ama Hollanda'da da yani bu tip şey yasakları yapıyorlar. Millete alem yapmasın, toplanmasın bir yere diye. İlginç muhabbetler oluyor yani. Çünkü bunu söylediğim herkes çok şaşırmıştı. Ya nasıl, Hollanda'da niye yasaklasınlar ki alkolü diye şaşırmışlardı. Buradakiler özellikle dikkatinizi çekeceği için bunu söylemek istedim. Çok vites arttırıyorum ya durduk yere. Ama şu anda bugün pazar günü hiç polis çevirmedi. Böyle 10 dakikalık mesafeye gittim. İki kez polis çevirmesinden geçtim ama herhalde bakıyorlar, tipten bir şeyden çıkarıyorlar, bunun işi vardır, gücü vardır diyerekten. Ondan dolayı hiçbir şey yapmamış olabilirler. Durdurmamış olabilirler. Tabii Hollanda'da BMW burada Fiat'a düştük ama götürüyor mu götürüyor. Benim için araba dediğim 4 teker, bir direksiyon, gerisi hikaye. Şöyle biraz boşluktan faydalanıp gitmek istediğim, gezmek istediğim yerlere gideceğim. Biraz da video çekeyim istedim bu esnada. Çünkü kalabalıkta, trafikte motosiklet sürerken, o kadar sevdiğimiz, eğlendiğimiz şey yaparken bile motovlog çekemedim doğru düzgün kalabalıktan dolayı. İnsanlar geliyor, yaklaşıyor, kalabalık, korna çalıyor, şu bu, ben yanlış yere gidiyorum. Neyse şuradan kaçalım. Acayip trafik canavarıyım ya. Çünkü yollar hep değişmiş. Sürekli böyle kavşakları falan değiştirmişler. Ben de ilk kez burada araba sürdüğüm için zaten İstanbul'da hiç araba kullanmıyordum. Şu 4'ü alalım. O yüzden de biraz kafam karışık. Hep motosiklet kullandığım için. Burada da bir polis çevirmesi. Bayağı sıkı çevirme yapıyorlar. Bir de ben gittikten sonra bekçiymiş oradaki arkadaşlar mesela. Bir bekçi olayı çıkmış. Bekçiler sanırım kendilerine FBI ajanı gibi şey yapıyorlar. Nickname'ler takıyorlar. Biraz esprili şeyler görüyorum Instagram'da falan. FBI geldi, kim indirmedi? Herhalde onlar da devlet memuru ama sanırım polisle farklı bir segment. Ya polislik başka bir şey, bekçilik başka bir şey. Eskiden de sanırım bekçilik varmış. İlginç yer geldi bana yani. Bilmiyorum. Bence geceleri sürekli birilerinin sokaklarda, bir memurun, bir devlet şeyin adamının, kanun koruyucusunun gezmesi bence çok iyi bir şey İstanbul için özellikle. Çünkü zaten ortalık biliyorsunuz karışık, Suriyeliler var, işte başka milletler geliyor. İstanbul'da İstanbul'un yerlisi yok yani eskisi gibi. Buraları ne yapmışlar ya böyle? Bir de motosiklet kullanan arkadaş, şimdi ben biraz da yurt dışında biraz 3 sene falan bulunduğum için bu motorcu arkadaşların şu an buradaki yaptığı davranışlar bana acayip gelmeye başladı. Çünkü çok riskli hareketler yapıyorlar. Ben de yapıyordum zamanında. Hatırlıyorum yani. Deli deli yerlerden geçmeye çalışıyorduk. Gerçekten acayip tehlikeli şekil şukul hareketler yapıyorlar. Bir de şerit çizgilerini göremiyorum. O da benim gibi acemi bir şoför için çok sıkıntılı. Yani bir de
pazar günü tamam çıkabiliyorsun da hiçbir yer açık değil. Ya bu taksici ne yapıyor ya? Manyak ya bu. Korna mı çalsam? Korna çalmak da pek lügatımda yok ama. Gözüm yandı ya, bu güneş müthiş. Camda da affedersiniz kuş pislikleri var, kusura bakmayın. Yıkatamadık, ne yapalım. Şimdi sileceği açacağım, o dağılacak cama. Cam bir acayip olacak, hiç girmiyorum. En azından önümü görebiliyorum şu anda. Ama bayağı kalabalık yani yollar, ama o kalabalık trafik değil yani. Trafik, uf neydi ya o gün. Geçen gün motovlog çektiğim gün, bu videonun önceki kısmı, böyle motosikletten indiğimde artık hem bacaklarım yanmıştı hem de yüzüm müzüm artık ateş çıkıyordu yüzümden. Çünkü o kadar sıcak olmuştu ki trafikten. Evet, burada şöyle duralım. Bu arada YouTube'un da platformun da bütün şeyi değişti, şekli şemali. Çünkü yeni YouTuber arkadaşlar dahil oldu YouTube'a. Sedat Peker videolar çekiyor. Bütün ülke onu takip ediyor. Yeni rakibimiz. Vallahi bize ekmek yedirmeyecekler YouTube'da. Zaten tek bir şey yemiyorduk da işin esprisi. İlginç gündem gerçekten burada. Kime sorsam Sedat Peker dizisini izliyor musun? Herkes abone. Onu oradan kaldır oğlum. Yani eskiden böyle bir dizi sorulurdu. Ya şunu izliyor musun, bunu izliyor musun? Şimdi artık Sedat Peker izliyor musun konuları var. Bu biraz bana gerçekten komik geldi. Ben de nereye gittiğimi bilmiyorum bu arada. Her zaman sürdüğüm rota burasıydı. Bostancı'ya buradan giderdim. Böyle gidiyorum. Birazdan navigasyonu açıp aile büyüklerimizi ziyaret edeceğim. Şimdi artık aile büyüklerimizin nerede olduklarını biliyorum. Kesin evde oluyorlar. Çünkü sokağa çıkma yasağı var. Bir iki iş sahibi olan dışarılarda olabiliyor ama herkes evde. Benim için de işi kolaylaştırdılar yani. Önce gelip bir aile ziyareti, sonra arkadaş ziyareti. Bayağı bir arkadaşımı ziyaret ettim. Korona falan varsa bende hepsi paket olacak yani muhtemelen. Ama gerçi ben sosyal mesafeyle, yani böyle uzaktan uzağa yumruklayarak gidip arkadaşlarımı biraz yumrukladım. Korona basayım mı? Neyse, basmayayım. Yeşil yandığı an kornaya basılır yani. Buranın adabı budur. Şuradan hemen geçelim şöyle. Bir de şöyle bir şey vardı zaten burada. İyice böyle içine girmiş oldum İstanbul'da araba sürerek. Arabanın burnunu soktuğunuz anda devamı gelir hesabı. Böyle bir anda saldırıyorlar önünüze. Siz de mecbur fren yapmak zorunda kalıyorsunuz. Artık bir ara cesaretimi topladım. Artık hiç frene basmadan adam önüme atlasa da gidiyorum. Mecbur o duruyor. Artık risk almaya başladım yani birkaç gün İstanbul trafiğinde sürerek. Bir de normalde kamerayı kafama takacaktım. Ama ben böyle radar gibi kafamı sürekli çevirdiğim için mideniz bulanabilir diyerekten koltuğa sabitledim. Umarım açıyı beğenmişsinizdir. Işığa da bakmadım. Kırmızı mıydı, yeşil miydi? Neyse, geçtik artık. Bu arada bayağı bir motosiklet piyasası bayağı bir çıldırmış. Çünkü insanlar hep evde olduğu için sürekli paket servis üzerinden sipariş veriyor. Paket servis elemanına ihtiyacı çok arttı. Bir sürü işte benzer böyle Fiu, Go vesaire gibi tip şeyler çıkmış. Acayip memnun herkes. Motor piyasasını hiç bu kadar mutlu görmemiştim yani. Böyle motorcu, motor piyasasındaki arkadaşlarımla konuştum. Hepsi müthiş mutlu yani. Böyle işte satışlar iyi, motor satışları iyi, ehliyet şu bu. Hep böyle herkes durumundan memnun. Hiç bu kadar mutlu görmemiştim. Allah her kuluna sırayla yüzüne gülüyor ya da yüzünü güldürüyor diyeyim. Çünkü bir dönem çok sıkıntılıydı ya, alamıyoruz edemiyoruz. Yani şu an gerçekten bir büyük bir pahalılık var ama ona rağmen insanlar memnun. Vallahi nereden ne geleceğini bilemiyorsun işte yani. Her kötülüğün içine bir iyilik, her şerrin içine bir iyilik, güzellik mi? Öyle güzel bir söz vardı da. Araba sürerken bazen kendimi doğru ifade edemiyorum ama neyse, olacak o, zamanla olacak. Arabaya henüz alışabilmiş değilim. Herhangi bir araba olsun yani. Bu arabayla alakalı değil. Ben motorcuyum ya. Motosiklet sürerken gerçekten hiçbir şey çaba sarf etmiyorum ama araba sürerken çok sağa sola bakmam gerekiyor. Çünkü motorcu kardeşlerimiz sağdan soldan geçebiliyorlar burada. Kafamı sürekli çeviriyorum sağa sola. Kasksız motor süren arkadaşlar, hele kasksız motor süren arkadaşlar sene 2030 olmuş, hala varlar maalesef. Onlara buradan
Saygılar, sevgiler. Bak şimdi, bak şimdi duracağım biraz. Yavaşlayacağım şuradan. Geçeceğim çünkü. Sağda da bir arkadaş var. Kaskı kafasının tepesine takmış maalesef. Arkadaşlar böyle şeyler yapmayın. Onlar güzel şeyler değil. Kaskı kafanıza takın, klipsini takın. Görüyorum, çok görüyorum. Hatta motosiklet uçaktan indim. Kadıköy'e falan mı gittim? Ne yaptım? Yok, ertesi gün Kadıköy'e gittim. Abi herkes Harley Marley, böyle değişik büyük motorlar altında. Şuradan biri koşabilir. Altında bir motor ve kafasında kask yok. Kadıköy'de, Kadıköy'ün ortasında sürüyor arkadaşlar maalesef. Siz öyle yapmayın arkadaşlar. Siz kafanıza gereken değeri verin. Biliyorum benim takip eden arkadaşlar bu tip şeylere daha çok titiz davranıyorlar. Öyle, şurada bir polis var. Burada bir motorcu var. Herkes geziyor güzel. Tam motosikletle gezme günü çünkü trafikte hiç araba yok. Spor Moto KTM'den ben bir motosiklet almıştım. Yanlış gün almışım. Aslında bugün almalıymışım o motosikleti. Ama maalesef motosikleti koyacak yerim yok. Ne zincirim var, ne kilidim var. Hiçbir şeyim yok burada. Çoğunu götürdüm, her şeyi götürdüm. O yüzden risk almak istemedim. Hafta içi aldım, geri götürdüm. Bir gün sürdüm. O bana zaten bir yıl gibi geldi. Hemen geri götürdüm. Zaten o günde bir yağmur yağdı falan. Zaten görmüştünüzdür videoda. İzmir'e vardık. Burası Altınköy plajı. Gördüğünüz gibi süper plaj. Şimdi GoPro Hero 9'un sualtı performansını da bir deneyeceğim. Su biraz bulanık ama idare eder. Mekan süper. Yıl olmuş 2090. Hala yosun var ya. Şu yosun işini bir çözemediler ya. Ama taş girdi. Muhtemelen GoPro'nun mikrofonu acayip kötü ama bakalım nasıl çekecek. Sesi nasıl alacak. Bu arada yürüyorum hala. Belizağımda su. Şöyle göstereyim. Buranın olayı güzel ya. Şimdi suyun altına girelim bakalım neler var. Söylediğim gibi biraz bulanık bence su. Ama yani Zanzibar'dan beri, yani neredeyse 2 senedir böyle bir denize, suya falan girmemiştim. İzmir'e nasipmiş yani. Ay be.